belli akademisyenleri, hayvancılık işletmelerinden kaynaklanan atıkların olumsuz etkileri, bertaraf yöntemleri ve alınabilecek önlemler ile ilgili olarak Bolu Valiliği öncülüğünde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda üniversitelerin ve ilgili paydaşların katılımında sıfır atık vizyonu ile hayvansal atıkların yönetimi çalıştığı düzenlendi. Atık oluşturmamaktan başlıyor. Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir kongre merkezinde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan çalıştayın açılış konuşmasını Bolu Valisi Erkan Kılıç yaptı. Üret, kullan, at mantığı. Ama dünyadaki kaynaklar da sınırsız değil. Bu kaynakları biz çok aşırı bir şekilde kullandık ve israf zaten aldı başını gidiyor. Ülkemizde de Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesi aslında tam bize göre uygun, dünyaya göre uygun bir proje. Bu da artık tüm dünya tarafından incelenmeye başlandı ve bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz ise Türkiye'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Özüne indiğimiz zaman sıfır atık, atık oluşturmamaktan başlıyor. Atığı eğer oluşturmamak mümkün değilse minimize etmek, en az atık oluşturacak şekilde sistemlerimizi gözden geçirmek ve bu oluşan atıkların da tekrar geri kullanılmasını sağlamak. Akdeniz çalışmalar sonucunda elde edilen kazanımları aktardı. Bugüne kadar sıfır atık projesi başladığından bugüne kadar 34 milyon ton yaklaşık atığı geri kazanmışız. Bunun 20 milyonu kağıt karton görünüyor. Hesapladığınızda yaklaşık 350 milyon ağacı güne 3-5 yıl içerisinde kurtarmış oluyoruz. Yapılan konuşmaların ardından TÜBİTAK, MAM ve üniversiteler tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Atık vizyonu ile hayvansal atıkların